Çile bölüm. Allah! Efendim Yüce Allah, şahane bir cuma gününde kalbinizde ne kadar güzel dilekleriniz, güzellikleriniz varsa onları kabul etsin. Amin. Şahane bir gün olsun. Yılmaz, böyle çile derken uzatıyorsun ya. Evet. Kaç saniye uzatabilirsin hiç vallahi nefes almadan? Vallahi Türkiye'nin en özel seslerinden biri olmakla Allah'ıma şükrediyorum. Oktavım çok yüksek olduğu için. Evet. Max ne kadar uzatabiliyorsunuz? Biliyor musunuz? Ne kadar? Bu şarkıyı okuduğum zaman yine Şahan beni challenge'a davet etmişti olmayan sesiyle. Ya ateşe düşürüyorsun ya çile çektiriyorsun. Evet. Vallahi arada her şarkım olay oluyor. Evet. Çünkü hani Yılmaz Morgül bir şarkıcı değil. Ben bir yorumcuyum arkadaşlar. Eseri alırım kendi tavrıma göre çok güzel bir şekilde yaşayarak, hissederek yorumlarım. İnsanlar da bunları kendine geçiş olarak görürler duygusal olarak ve şarkı bomba gibi patlar. En son şarkı olduğu gibi. Evet. Sonra evet. Bomba gibi patlatayım derken seni patlatırlar Yılmaz'cığım ve YouTube'dan şarkıyı kaldırtırlar. Ama... Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısını okudu. Tabii şu mikrofonu açabilir miyiz? Çok ilgi gördüğü için telif hakları nedeniyle kaldırıldı. Şu mikrofonu biraz da rip verirseniz. Evet. Sabahın 9'unda 10'unda. Nasıl şimdi şarkı çok güzel bir şarkı tabii ki. Evet. Sözleri çok güzel. Ben zaten katıldığım bir programda bana bu şarkıyı gösterdiler. Ve ondan önceki bir soruda da annemin görüntüleri ekrana koyulmuştu. Ben annemi yeni kaybettiğim için ciğerim çok yanıyor. Hala öyleyim çünkü ben iki tane psikologdan tedavi de görüyorum. Bu konuda arkadaşlar ve bütün yüzüme roza hastalığına yakalandım. Bütün vücudum. Hala bu tedavim devam ediyor. O duygusallığın içerisinde bir de bana bu şarkıyı dinlettiler. Tanıyor musunuz dediler bu sesi. Duydum dedim. Dinlemiştiniz daha önce. Duydum dedim sadece. Hani şarkıyı biliyor musunuz? Bilmiyorum. Biz size dinletelim dediler. Şarkının nakaratını dinlettiler. Zaten annemden dolayı ciğerim yanmış ya çocuklar. Yani biliyorsunuz hani anneyi, babayı, en yakın sevdiklerini kaybedenler bilirler ki ateş düştüğü yeri yakar. Tabii ki. O duygusallıkta bu şarkıyı dinledim. Dedim ki güzel okumuş, şarkı da güzel ama orası beni çok etkiledi. Ciğerime çok dokundu ve 10 saniyelik bir nakarat bölümünü okudum ve viral oldu. Olay oldu. Evet, mesela bugün 38. gün yüz binlerce kişi bu şarkıyı... Kaç gün oldu? Evet, 38 gündür. Yarın 39 çünkü bana Ajans Press'ten notlar geliyor. Bugüne kadar yüz binlerce kişi arkadaşlar, çoluk çocuk bu şarkıya video çektiler. Yılmaz çok bağırıyor. Eleştiri bu. Evet. Yılmaz abartıyor ve çok bağırıyor. Evet. Bunu böyle daha dingin de söyleyebilirsin. Yok, ben o şekilde okuyamam şarkıyı. Bir defa bağırmak diye bir şey yok. Tam tersi, Türkiye'de ses profesörü denilen sanatçılardan biriyim. Mesela bazı sanatçılar, adını verebilirim. Lütfen. Gönül rahatlığıyla. Sevgili Gülşen, mesela nodülleri olmuş, sesinden problemleri olmuş. İstanbul Yılmaz Morgül'ün videoları gösteriliyor. Diyorlar ki hani şarkı nasıl okunur? Zaten herkese bunu tavsiye ediyorum. Bugüne Gülşen kadar... ne yapıyor? Alın bu nodülleri hemen gideyim Gülşen, mi diyor? Gülşen diyor ki gurur duydum seninle arkadaşım diyor. Yani diyor, insanlara yani diyor, şarkı söyleme tekniğini diyor gösteriyorlar. Klinikte Gülşen'i tedavi etmek için ses tellerini sizin üzerinizden mi o iyileştirme yapılıyor? Yok hayır, sesinizi nasıl kullanacağınıza dair. Yılmaz Morgül gibi sesinizi kullanır. Teknik olarak nasıl kullanıyor? Hani bunlara dikkat etmelisiniz. Peki Yılmaz her yerde senin bu yüksek volümlü yorumun çıktı. Zaten benim bütün şarkılarda volümüm yüksek. Evet peki Yılmaz bugün böyle değişik bir ters köşe yapıp böyle Mert Demir gibi okur musun? Bir de öyle dinlesek. Yani eminim ki çok güzel okursunuz şu bu arada. Şu mikrofona ses rica ediyorum. Tamam. Zaten ben o programda da söyledim. Mesela hani ben kendi yorumu itibariyle sevdiğimi söyledim. Güzel okuduğunu söyledim. İki türlü. Ama ben Yılmaz Morgül'üm. Bu şarkıyı ben böyle okuyamam. Dedim. Sen nasıl okursun yani şu an içinden? Onun okuduğu işte. Ateşe düştüm. Evlerden uzak. Aşk değil bu bana tuzak.
kahroldum. Ben böyle okuyamam. Şarkıyı yaşamam lazım. Sen diyorum yaşa. Ya ateş düştüğü yeri yakar. Bana bu şarkı annemin ölümünü hatırlattığı için ben kendi janrımı ve tarzımda. Peki o zaman sizin okuyacağınız janr nasıl olacak? Ateşe düştüm evlerden uzak, aşk değil bu bana tuzak, kahroldum ateşe düştüm evlerden uzak, aşk değil. Kaldık. Kaldık. Bu. Senin mikrofona ihtiyacın mı var? Yok yok. Zaten ben böyle anamdan kaldım. Mikrofonla doğmadım. Allah rahmet eylesin. Sahnede de yapıyorum arkadaşlar. Programımın 45 dakikasında sevgili orkestramı sahneden indiriyorum. İnsanlarla gerek birlikte. Gerek yok sana orkestraya. Mikrofonsuz. Zaten Türkiye'nin ilk mikrofonsuz ve orkestrasız konserini ben Konya. Markaları verme. Markaları verme. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bir kendime geleyim çünkü bir böyle şey. Ama kendini bilmeyenler var. Evet. Haddini bilmeyenler var. Oraya tamam. Geçelim. Mesela bir gazeteci. Dur bir dakika, evet. bir dakika. Şimdi dur. Gazeteciye gelene kadar sıralama yaptık. Yapalım. Önce Hatice sevgili Demet ve Jason programına katıldı. Evet. Senin evet. yorumunu eleştirdi. Fakat eleştirirken kendi de yorumladı. O da ateşe düştü. Ama o isim, o isim Yılmaz Morgül'ü eleştirecek. Kapasitenin ismi olamaz. Bir izleyelim. Tamam, bir izleyelim. İzleyelim. Yılmaz çok kötü okumuş ama yani şarkının hakkını vermemiş ki. Ya bir şey söyleyeceğim. Demek bağırmak, şarkı söylemek değil ya. Yani. Bence Türk sanat müziği okusun gerçekten. Hani o da aldı evet iyi ama. Ay, ateşe düştüm. Ateşe düştüm. Evlerden uzak, aşk değil bu bana tuzak, kahroldum bak, ateşe düştüm. Gülüyorum ama mor gülüyorum. Allah'ım diyorum ya. Şarkıların nasıl okunması gerektiğinde naçizane efendim. Bütün albümlerimi dinlesinler. Buralardan okuma taktikleri ve teknikleri öğrensinler. Beğenmedin mi? Yani ben zaten benim janrımda bir ses değil ki bunlar. Bu şarkıları onlara çok büyük gelir. Yani ancak bir yorumcu her tarz şarkıyı alıp en iyi şekilde okuyabilme yeteneğine sahiptir. Herkes şarkı söyleyebilir. Şarkılar da herkes içindir. Şarkılar yasaklanmamalıdır Yelda Hanım. Oraya da geleceğiz. Şimdi Yılmaz bir de biraz da seni eleştirenin kim olduğunla da ilgilisin. Örneğin seni eleştiren kişi konservatuar yani mesela mezunu şu anda benim bir yani müzisyen benim, olsa. Benim eğitimli hocalarım karşımda Melahat Pars, Feriha Tunceli, Alaaddin Yavaşçalar, efendim ay kimler Armis Sami Tokerler, Sadun Aksütler hocalarım olsa derim ki hocam evet haklısınız. Hani burada bu yorumu peki, yapmamalıydım. Peki Yılmaz şimdi eleştiren birisi de evet. bir müzisyen. Evet. Aileden müzisyen. Olabilir. Tayfun Duygulu. Her konservatuvar bitiren müzisyen olsaydı. Ay her şeye cevabı var. Bir de var tabii ki. Haddimi bilirim çok güzel de had bildiririm. Tamam bir de Tayfun sana ne söylemiş bir de ona kulak bakalım. Laklardan uzak ateşe düştüm yapma Yılmaz. Neden öyle söyledin bilemem. Ateşe düşmem ben gelemem. O kadar bağırma. Ne güzel yazdım oldu. Şimdi. Yılmaz aslında kendi içinde gayet güzel olmuş sevgili Yılmaz'cığım ama yani sanki bir ton, bir buçuk ton aşağıdan söylesen daha sesine oturmuş olarak evet. düzelteyim ben. Evet. O her
Tayfun'da evet, Tayfun yıllarca... sana yapma Yılmaz. Efendim çok iyi bir müzisyen olabilir. Çok iyi öyle. Bir aileden gelebilir. Kendisini Antalya'daki sahnemde de ağırladım. Evet. Kendisi beni çok güzel sözlerle de tatif etmiştir. Ben hepsine saygı duyarım. Ama hangi sesle Yılmaz Morgül tarzı okuyabilirler? Önce onun hesabını yapsınlar. Kale bile almıyorum bu yorumları. Peki bir yorum peki. daha geliyor. Bakayım onu evet. kale alacak mısın? Onu kale almaman pek Şahan mı? Evet, gelsin. Ece mi? İşte ben gelsin. De Ece'ni size dinlettireyim en son bana gönderdiği sesi. Tamam dinlettirirsin sesi. Sonra. Önce biz izleyelim evet. sonra seni. Pardon Emoa diyorum herkese. Bir kere hiçbir zaman şarkıyı böyle söylemem. Ah ateşe düştüm ah ne ya? Ateşe düştüm ah. Ateşi hissettir bana, ver aşağıdan. Ateşi ver bana, ver bana. Efendim bu kadar yıllık sanat hayatımda rahmetli Levent Kırca'dan Nejat Uygur'a, evet, Ercan Akışık'tan birçok isme kadar herkes benim görüntü, davranış taklitlerimi yaptılar. Evet. Ama mesela herkesin de ses taklidi yapılabilir. Evet, tabii. Evet. Ama bugüne kadar hiç kimse Yılmaz Morgül'ün ses taklidini yapamadı. Diyorum ya hani bu kendini beğenmişlik adına algılanmasın. Gerçekten Allah'ın yaratmış olduğu özel bir ses yapısına sahibim. O yüzden sesimi taklit edemiyor. Diyorum ya Şahan efendim daha önce de Çile Bülbül'ümle ilgili challenge başlatmıştı. Gülmedin mi sen bu yoruma? Yani nasıl gülebilirim? Çünkü ciddiyetten uzak. Yani niye ciddi yapsın ki? Onun işi zaten olayları ciddiye alıyor. Hayır hayır, komedi olarak da algılamadım. Ama ben. Şöyle bir şey var sende, şöyle bir şey evet. var. Sesinle, yorumunla, tavrınla evet. zaten bu malzemeyi Şahan'a da veriyorsun, herkese veriyorsun, sosyal medyaya ama da Yevdan, veriyorsun. Ama Yevdan, siz bir iletişimcisiniz. Evet. Yani sosyal medyada yüz binlerce insan bu şarkının 10 saniyelik bölümünün viral olduğunu bilincinde olan adamlardan biri bu. Evet. Sosyal medyada evet, patlamış evet. şarkı. Evet. O da ne yapacak? Gündeme uymak için. Gündemde ne var? Onun taklidini Yılmaz, yapacak. Yılmaz, senin taklitlerinin evet. yapılması senin için iyi bir şey. Evet. Hem de güzel. Şahan'ın yapmış evet. olması. Çok, az önce bahsettiğim isimler aman Allah'ım şahane taklitlerimi yaptılar. Şahan'ı da tabii ki hani takdir ediyorum. Takdir ettim. Bir ailesini zaten Şahan'ı çok seviyorum. Ama ben gülmedim buna. Çünkü... Ağlama da. Yok, asla. Ha, öyle ha. bir şey yok zaten. Artık yasak. Ailem bana ağlamayı yasakladı. Tamam gülme de ağlama da. Çünkü çok üzülüyoruz ya. Diyorlar. Evet. Şimdi yorumlara baktım. Şu anda yorumlara evet. baktım. Bana da mesajlar geliyor. İlk söylediğin o daha yumuşak ateşe düştüm ha, halini olabilir, çok beğenmişler. Olabilir, olabilir. Çok beğenmişler. Ama ben her tarz okuyabiliyorum. Ama demek istediğim şu. Bize şu öğretildi. Mesela atıyorum. Tabii atmıyorum, tarihler çok bilgisayarımda var, beyinsayarımda. Yıl 1965, hı-hı. İzmir Çeşme'de. Hı-hı. Yusuf Nalkesen mesela şu esiri bestelemiş. Hani o bırakıp giderken seni, ay, bu öksüz güzel, tavrını takmayacaktı. Şimdi bize bu eserleri geçirirken hocalarımız diyor ki, bu şarkı hikayesi nedir? Bu hikayeyi yaşamanız gerekiyor. Ha, sen böyle yaşıyorsun. Evet, birebir bu hikayenin kahramanı siz oluyorsunuz ki karşı tarafa geçsin. Hani yorum bu demek. Ben de annemin acısını, ciğerime taşan acısını bu şarkıda buldum arkadaşlar. Yani okuma bu şarkı, sebebin buydu. Tabii başka türlü okunamaz bu şarkı. Ama mesela hak ettiği yorum bu. Senin duyguyu, bana o göre. Senin tabii. duyguyu yansıtmanda o acıyı evet. hissederken tam ona karatta böyle bağırarak evet. tabiri caizse tırnak evet. içinde yüksek volüm söylemen. Evet. Bir başkası da aynı Mert gibi daha yumuşak, daha acıyı olabilir. Öyle yaşar. Öyle yaşar. Yani, herkese göre değişir. Değişkenlik gösterir. Tabii ben yani bütün eleştirileri açığım. Yani müzik böyle bir şey zaten. Hani Ece Seçkin de örneğin. Ece Seçkin de eleştirdi. Bir de evet. Ece Seçkin'e kulak verelim. Ece Seçkin taklidimi yaptı. Evet. Evet. Bakalım. Evet. Ece Seçkin var mıydı elimizde?